Geziyorum programından tüm Cep Haber takipçilerimize merhabalar. Biliyorsunuz son dönemlerde Geziyorum programı kapsamında ilçe belediyelerinin yapmış olduğu yatırımları sizlere aktarıyoruz. Güzel de ilgi görüyor. Teşekkür ederiz ilginiz için. Bugün Çorlu Belediyesi'nin 2020 yılında açılışını gerçekleştirdiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne geldik. Bizi izlemeye Cep Haber kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi içeri giriyoruz. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde neler var? Tabii müzeye girmeden önce biletinizi alıyorsunuz bankodan. Tam bilet 15 lira, öğrenci bileti de 10 lira. Evet. Merhabalar. Atakan ben. Merhaba. Evet, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin rehberi bize tanıtacak Balmumu Heykeller Müzesi'ni. Merhabalar Atakan Bey. Merhabalar, sağ olun, hoş geldiniz. İsterseniz müzemiz hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Tabii. Burası yüzün üzerinde Balmumu heykeli gördüğümüz Trakya'nın en büyük, Türkiye'nin de 3 büyük Balmumu Heykeller Müzesi'nden bir tanesinin içerisindeyiz şu anda. Yüzün üzerinde heykel görüyoruz dediğim gibi. Ve burası diğer Balmumu Müzelerinden ayıran en önemli özelliği ise tarihi belediye binası içerisinde sergileniyor oluşu. Tarihi belediye binamız biliyorsunuz 1900'lü yılların başında inşası tamamlanmış ve 1980'li yılların sonuna kadar belediye binası olarak hizmet vermiştir. Daha sonraki süreçte çeşitli devlet kurumları tarafından kullanılmış ve 2020 yılında belediye başkanımız Ahmet Sarıkurt önderliğinde Çorlu'nun ilk sanat müzesi olarak Balmumu Heykeller Müzemiz açılmıştır. Ziyaretçilerimiz buraya girdiği gibi hemen binamızın tarihi dokusuyla beraber Türkiye'nin en sevilen isimlerinden birisi olan Aşık Veysel'i görmekle başlıyorlar. Evet. Şöyle Aşık Veysel, Türk halk ozanının çok güzel bir Balmumu Heykel Müzesi sizi karşılıyor içeri girdiğiniz gibi. Saat kaçlı kaç arası açık? Öncelikle tabii yayının başında onu söyleyelim gelmek isteyen takipçilerimiz için. Pazartesi günleri hariç her gün sabah 10 ile akşam 5 arasında müzemizi ziyaret edebiliyorlar. Gezimize alt kattan başlıyoruz. Burada daha çok bizim de meslektaşlarımız, gazetecilerin olduğu bölüm var. Hemen sağımda bizi Emin Çöleşan üstadımız karşılıyor. Heykellere dokunmayınız diye bir ibare var Atakan Bey. Evet, ziyaretçilerimizin daha sonra tekrar ziyaret ettiklerinde heykelleri aynı şekilde bulabilmeleri için heykellere dokunmamalarını ve şeritleri geçmemelerini öneriyoruz. Çünkü insan temasıyla ve güneş temasıyla bozulabilen şeyler oldukça önemli bir sanat olduğu için elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Evet, Çorlu'ya 2020 yılında kazandırıldı Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi. Hemen ilk kapıdan gezimize başlıyoruz. Bizi ilk olarak İlhan Selçuk karşılıyor. Hemen Tufan Türenç, yine dediğim gibi bu oda tamamen gazeteci yazarlarla dolu. Turhan Selçuk, Ali Sirmen, Tuluhan Tekerlioğlu, tabii bizim Çorlu'da da çok kıymetli bir gazetecimiz, bilinen bir isim Yalçın Bayer, Taha Akyol, Ayşe Arman, şöyle Necati Doğru, Saygı Öztürk ve Mustafa Balaban'la da bu odadaki ziyaretimizi tamamlıyoruz. Bu odada da yine meslektaşlarımız var ama sanıyorum buradaki meslektaşlarımız 50 yılın üstünde gazetecilik yapmış isimler. Evet, burada 50 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan, Türkiye'ye her dönem damga vurmuş isimlerden biri olan Uğur Dündar'ı da görebiliyoruz. Hemen yanında Yılmaz Özdil var ve burada da bir diğer kıymetli isim Hasan Pulur da ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Tabii Atakan Bey, Balmumu heykeller de gerçekten birebir gibi, yani özellikle Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Güneri Civoğlu sanki birebir kendisiyle temas halinde gibi, çok güzel, başarılı çalışmalar. Evet, bir heykelin yapımı 3 ay ile 6 ay arasında değişkenlik gösterebiliyor. Oldukça büyük bir emek ve büyük bir sanat. Saçlar gerçek insan saçı, gözlerde cam bir maddeden yapılıyor. Onu söyleyebilirim. Evet, alt katta gazetecilerimizin olduğu odaları gezdik. Şimdi üst katlara doğru devam ediyor gezimiz. Burada da 4 tane oda var gezdirebileceğim size. Sol tarafta ilk önce Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Süleyman Seba bizi karşılıyor. Bakalım odada neler var. Hemen sol taraftan devam edelim.
Burada iki önemli devlet sanatçımız Alaaddin Yavaşça ile İnci Çayırlı'yı görüyoruz. İkisi de önemli ses sanatçısı. Alaaddin Yavaşça'nın da Trakya'da bir yazlığı olduğunu biliyoruz ve oradaki pek çok kız çocuğunun okutulmasına da yardımcı olduğunu buraya gelen ziyaretçilerimiz tarafından öğrendim ben de. Onunla ilgili o bilgiyi verdikten sonra iş dünyamıza doğru geçebiliriz. Hemen burada ilk isim olarak Mehmet Ali Aydınlar'ı söyleyebiliriz. Acıbadem Hastanelerinin sahibi. Hemen yanında Hüseyin Özdilek, Özdilek Havlu ve Özdilek Alışveriş Merkezlerinin sahibi. Koç ailesinin tamamını hemen hemen görebiliyoruz. En büyükleri Vehbi Koç, hemen yanında oğlu Rahmi Koç'u görüyoruz ve burada da Mustafa Koç var. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ve hemen arkasında da damadı İnan Kıraç. Eski medya patronu Aydın Doğan ve hemen yanında da Sarar Takım Elbise'nin kurucusu Cemalettin Sarar, Eskişehirli bir iş adamı. Ve burada da Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda kendisi. Evet, Balmumu Heykeller Müzesi'nde gezimiz devam ediyor. Tam bir sanatsal bölüme geldik. Atakan Bey burada. Burayı Nazım Oratoryosu gibi düşünebiliriz. En solda Türkiye'nin en önemli orkestra şeflerinden biri olan Gürer Aykal'ı görüyoruz. Ve hemen yanında dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet var. Şiirleri 50 farklı dile çevrilmiş, uluslararası ündeki önemli şairlerimizden bir tanesi. Ve Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden Sun Akan. Ve burada da aktif halen konserlerine devam eden, dünyanın hemen hemen her yerinde konser vermiş bir isim Fazıl Say'ı görüyoruz. Müze gezimiz devam ediyor. Tabii en kıymetli odalardan birindeyiz aslında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balmumu Heykeller Müzesi'nin olduğu odadayız. Hemen soldan başlayalım Atakan Bey. Evet, burada Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı görüyoruz. Ve hemen yanında Latife Hanım, 2 yıl evli kaldığı eşi. Burada Atatürk evimize götürdüğümüz Atatürk'ün ailesi, babası ve annesinin kız kardeşinin heykellerinde Atatürk evimizi ziyaret ettiklerini de görebiliyorlar. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u görüyoruz. Hemen yanında Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Komutanımız ve 2. Cumhurbaşkanımız olan İsmet İnönü ve tabii ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 1. Cumhurbaşkanımız. Kurtuluş Savaşı komutanlarımız devam ediyor. Burada Mareşal Fevzi Çakmak'ı görüyoruz. Hemen yanında Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi komutanımız da olan Kazım Karabekir ve burada da Fahrettin Altay var. Hamidiye kahramanı olarak da bilinen Rauf Orbay ile beraber odamızı tamamlayıp yazarların bulunduğu bölüme doğru geçebiliyoruz. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balmumu Heykel Müzesi'nin olduğu oda gerçekten tabii en kıymetli oda. Hepsi birbirinden kıymetli ama Ulu Önder'imiz olunca daha farklı oluyor tabii. Diğer odalara devam edelim. Evet, burada da ünlü ressamlarımızdan Bedri Baykam. Evet, az önce dediğim gibi üzerindeki kıyafet, fırça ve boyalar dahil tamamı Bedri Baykam'a ait. Buraya geldiklerinde bunların tamamını görebiliyorlar. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu odadan çıktık. Şimdi ünlü yazarlarımızın Balmumu heykelinin bulunduğu odaya geldik. Evet Atakan Bey. Hemen burada ülkenin en sevilen isimlerinden birisi olan Profesör Doktor İlber Ortaylı var. Hemen yanında Şu Çılgın Türkler kitabımızın yazarı Turgut Özakman. Toplum bilinci olarak bilinen gazeteci ve yazar Emre Kongar'ı da görebiliyoruz. Ve dünyaca ünlü bir ismimiz, İngiltere'de bile en çok satanlar listesine girmiş Yaşar Kemal. Ve Zülfü Livaneli oldukça önemli bir isim, çok yönlü bir sanatçımız. Ataol Behramoğlu şair ve yazar ve hemen yanında da önemli yazarlarımızdan bir tanesi olan Aziz Nesin. Evet, gezimiz devam ediyor. Müzenin en renkli odalarından biri sanatçıların olduğu oda. Gerçekten kıyafetler olsun, ambiyans olsun, çok farklı bir oda. Hemen sağda bizi Barış Manço karşıladı. Evet, özellikle okul ziyaretlerimizde müziğiyle beraber çocuklarımızın en çok ilgisini çeken isimlerden bir tanesi değerli sanatçı Barış Manço'yu görüyoruz. Hemen arkasında Cüneyt Arkın var. O da oldukça ilgi çekiyor. Özellikle yeni neslin de izlemeye başladığı isimlerden bir tanesi. Hala çok filmleri dönüyor tabii, evet, Cüneyt Arkın'ın. Yine tiyatro sanatçılarımızdan Nilgün Belgün ve Şerif Sezer burada yan yanalar. Kösem Sultan dizisindeki kıyafetiyle, birebir dikilmiş olan kıyafetiyle Nurgül Yeşilçay'ın konsept halini görebiliyorsunuz. Tiyatro ve ses sanatçısı Zuhal Olcay ve burada Orhan Gencebay ile İbrahim Tatlıses yan yana. Hemen yanında da Erol Evgin. Ünlü bir pop ismi biliyorsunuz. Ve burada yani, Zeki Müren. Evet. Sanat güneşimizin de çok güzel bir Balmumu heykeli var. İzmir Fuarı'nın açılış konserinde giydiği kıyafetin birebir aynısı dikildi. Bu kıyafetin tamamını da Zeki Müren kendisi tasarlamış. Orijinalini Bodrum'daki evinde ziyaret ederlerse orada da görebiliyorlar. Ses sanatçımız Nüket Duru ve müzemizin tek yabancı heykeli olan Marilyn Monroe.
Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin de sık sık fotoğraf çekildiği isimlerden bir tanesi. Evet, açılışta da gerçekten en çok ilgi gören, değişik bir ambiyans var çünkü içeride, Marilyn Monroe. Hemen sağdan devam edelim. Önemli tiyatro sanatçılarımızın görüldüğü bir alan. Burada Müjdat Gezen ve Levent Kırca yan yana, Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşler. Türk tiyatrosunun iki önemli kardeşini görüyoruz. Bir diğer önemli tiyatro ismimiz Zihni Göktay ve hemen yanında tiyatronun duayen isimlerinden biri Haldun Dormen var. Yine çok ilgi çeken isimlerden bir tanesi Erdal Özyağcıların da heykelini görüyoruz. Tabii bu ikili gerçekten tiyatroya da damgasını vurmuş ikililerden. Belki de dünyanın en çok beraber filmde oynayan ikilisi Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ı da burada arkasında afişiyle beraber görebiliyoruz. Yanında da Beyaz Şov'la ün kazanmış Beyazıt Öztürk'ün heykeli var. Hemen arkamızda tabii Hababam sınıfıyla da özdeşleşmiş ikili var. Evet, Kemal Sunal ve Adile Naşit burada da yan yana. Yine dediğim gibi hem ziyaretçilerimiz hem okullarımızın çok yakından tanıdığı ve severek geldiği, gördüğü, fotoğraf çekildiği isimler. Balmum Heykeller Müzesi'ne öğrencilerin ilgisi nasıl Atakan Bey? Kesinlikle yoğun diyebiliriz. Özellikle pandemi sürecinin biraz atlatılmaya başlamasıyla beraber okullarımız sık sık randevu oluşturuyorlar. Hem buraya, hem Çorlu evimize, hem Atatürk evimize, hatta Masal Parkımıza sık sık ziyaret ediyorlar. Çerkezköy, Kapaklı, Tekirdağ ve Çorlu'muzundaki okulların ilgisi yüksek diyebilirim. Öğrenci ücreti de giriş olarak 10 lira. Zaten grup indirimlerimiz var. Okullar bize randevuyla beraber 50'nin üstü farklı fiyat, 5 liraya kadar öğrenci fiyatları düşebiliyor. Onu söyleyebilirim. Evet. Onu da bilgisini verelim. 5 liraya kadar öğrencilerin fiyatları toplu alımlarda düşüyor. Evet, burada sinema sanatçımız Şener Şen ve hemen yanında Hulusi Kentmen'i görüyoruz. O da oldukça ilgi çeken isimlerden bir tanesi. Burası tam sanatçıların olduğu bir kat olmuş. Tabii Balmumu Heykeller Müzesi'nin en görülmeye değer yeri de aşağısı Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları aşağıda, ben de merakla izleyeceğim. Tabii ki. Bilgi de alacağım sizden. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarının olduğu kata gelmeden önce merak ediyorum, hediyelik eşya satışı başladı mı? Evet, hediyelik eşyalarımız uzun zamandır alınabiliyor. Buradan gelen ziyaretçilerimiz de sık sık alıyorlar zaten. Magnetler, kupalar, işte Balmum Müzesi'ne ait özel kupalar görebiliyorsunuz. Kalemler var. Ne kadar fiyatlar? 40 TL'ye kupalar da var, 90 TL'ye de kupalar var. Magnetler 3,5 TL şu anlık. Tükenmez kalemlerimiz 40 TL, onu söyleyebilirim. 6-7 çeşit değişik Çorlu'yu anlatan magnetleri de burada Balmumu Heykeller Müzesi'nde beğenip satın alabilirsiniz. Onların fiyatı da 3,5 liraya magnet sahibi olabilirsiniz. Bardaklar orada, magnetler burada. Evet. Evet, Türkiye Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana olan cumhurbaşkanlarımızın mevcut olduğu odaya doğru ilerliyoruz. Burada sol tarafımız ve karşımız cumhurbaşkanlarımız, öyle söyleyebilirim. Biliyorsunuz 1. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun heykelini az önce yukarıda gördük. Aynı zamanda Atatürk evinde de Atatürk heykeli görebiliyorlar. Burada 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü görüyoruz. Bizler için ayrı bir önemi olan üzerindeki kıyafet, kravat dahil kendisine ait. Ailesi tarafından müzemize bağışlandı. Çok güzel bir ayrıntı. Evet, sık sık ziyaretçilerimize de bunu söylüyoruz. Oldukça hoşlarına gidiyor, ilgilerini çekiyor diyebilirim. Hemen yanında 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar. Ve diğer sol tarafta Cemal Gürsel'i görüyoruz. Cemal Agale lakabıyla bilinen asker kökenli bir isim. Hemen solunda yine Türkiye'yi çağa atlatan bir lider aslında, Turgut Özal. Evet, o da ziyaretçilerimizin sık sık fotoğraf çekildiği isimlerden bir tanesi. Evet, devam ediyoruz. Cevdet Sunay 5. Cumhurbaşkanımız. Hemen yanında Deniz Kuvvetleri de komutanlığı da yapmış Fahri Koritürk'ü görüyoruz. Biliyorsunuz 7. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren ama heykelini göremiyoruz. Burada 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer. Burada kendisi, onu da görebiliyorlar. Ve burada da 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Hemen yanında da son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Balmumu heykelleri var. Hemen sağ tarafta da parti liderlerimizi görüyoruz. 5 parti liderimiz müzede mevcut. Önemli siyaset insanları gibi de düşünebiliriz. Başbakanlık yapanlar var. Vekaleten Cumhurbaşkanlığı yapmış Turgut Özal'ın vefatı sonrası Hüsamettin Cindor'u görüyoruz. Türk tarihinin önemli harflerle geçmiş bir isim Bülent Ecevit'in heykeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve burada da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Devlet Bahçeli. Ve evet, bir döneme yine damga vurmuş isimlerden biri, başbakanlıkta yapmış, Necmettin Erbakan'ın Balmumu heykeli de burada. Şimdi odaya girdiğimizde ben hani cumhurbaşkanlıkları yaptıkları tarihe göre sıralanmıştır diye düşündüm ama öyle bir sıra yok. Aslında sıra şöyle, Yılmaz Büyükerşen'in sanatsal bir taraftan yaptığı bir sıra var. Kendisinin de burada yerleştirilmesinde ve genel dizaynında yardımcı olduğunu biliyoruz. Bir oturan bir ayakta gibi düşünebiliriz. Daha sıralamadan ziyade sanat kaygısı güdülmüş diyebilirim. Evet. Evet, bu oda gerçekten bir tarihi yansıtıyor. Gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarının olduğu, parti liderlerinin olduğu çok anlamlı bir oda. Tabii parti liderlerine baktık. Eksik parti liderlerimiz de var şu anda. Evet, dediğim gibi aslında bu bir sanat olduğunu unutmamak lazım. Yılmaz Büyükerşen kimi yapmak istiyorsa, kimi istiyorsa onu yapıyor. Yani sanatçıya karışma gibi bir durum çok zor, biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden tabii ki birçok bazı eksiklikler olduğunu biz de biliyoruz. Durum bundan ibaret. İnşallah önümüzdeki günlerde o eksik balmumu heykellerde buradaki yerini bulur. Biliyorsunuz 2020 yılında açıldığında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de burada balmumu heykeli vardı. Ama Çorlu Belediyesi meclis kararıyla o balmumu heykel buradan kaldırıldı. Şu anda yok. Evet, müze ziyaretimizi tamamladık. Alt kattan da dışarıya doğru çıkışa geçiyoruz şimdi. Gezimizi tamamladık. Bize bu gezi süresince eşlik eden Atakan Bey'e teşekkür ediyorum. Benim merak ettiğim, haftanın 6 günü açık. İlgi nasıl? Çok merak ediyorum. Yani bir ara hani çok ilgi olmuyor. İşte gereksiz bir yatırım dendi. Evet, ilgi olduğunu ben biliyorum çalışan birisi olarak. 3 yıldır açıldığı günden beri burada çalışıyorum, onu söyleyebilirim. Okullarımızın ilgisi sık sık, hafta sonlarımız oldukça yoğun. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz bizleri sık sık ziyaret ediyorlar. Bulgaristan'dan gelen, gerekirse turlar da olsun, burayı ziyaret etmekteler, onu söyleyebilirim. 29 Ekim'de 300'ün üzerinde bir kalabalık vardı. Atatürk evimiz 600'ün üzerinde bir kalabalık vardı. Bayramlarda olsun ve hafta sonları olsun özel bilgi olduğunu söyleyebilirim. Hafta içlerinde daha çok okullarımızın, şehir içi ve şehir dışından gelen okullarımızın sık sık randevu oluşturarak bizleri ziyaret ettiğini söyleyebilirim. O çok önemli tabii. Sadece Çorlu değil, diğer civardaki ilçelerden de buraya ilgi var o zaman. Özellikle Çerkezköy, Kapaklı, Tekirdağ gibi il ve ilçelerimizin bizlerden randevu oluşturup burayı ziyaret ettiğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz Atakan Bey. Güzel bir gezi oldu, güzel bir program oldu. Son cümlelerinizi alalım. En başta da söylediğim gibi yüzün üzerinde heykel görerek Türkiye'nin en büyük Balmumu Heykeller Müzesi burası. 2020 yılında Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt önderliğinde Çorlu'nun kültür yaşamına kazandırıldı. Herkesi bekliyoruz. Evet. Bugün Geziyorum programı kapsamında Çorlu Belediyesi'nin yatırımlarını sizlere anlatmaya çalıştık. Bugün Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeydik. İçeride Atakan Bey'in dediği gibi 100 eser sizleri bekliyor. Evet, bir başka Geziyorum programında görüşmek dileğiyle Cep Haber kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.